Ben imam olduğumu ve bunun kötü yorumlanacağını, kuruluşun bir siyasi parti olduğunu, bunun din ve siyasetin birbirine karışması anlamına geleceğini söyledim. Bana İslam Bilimleri Fakültesi adına birinin olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. O sıralar Sarajevo'da İslam Bilimleri Fakültesi'nde ders veriyordum, kabul ettim. Böylece 40 imzacıdan biri oldum. Ben Demokratik Eylem Partisi'nin kurulmasından yana olanlardan biriyim. Yani bu siyasi hareketin yandaşıyım ki bu hareketin Bosna Hersek'in bağımsızlığı ve saldırgana karşı ülkenin savunma organizasyonu için ne kadar önemli hizmeti olduğunu herkes görecektir. Aliya İzzet Begoviç'in Bosna Hersek'in ve dünya tarihi bakımından bölgemizin önemli bir şahsiyeti olduğunu söyleyebilirim. Siyasi tercihi halkının yolu düşüncelerinin neticesi dini bir temele oturmaktadır. Avrupa felsefesinin modern kalıplarıyla çerçevelenmiş genel bir milli program hakkında objektif olarak konuşacak olursak, Boşnakların bunu uygulamaya devam etmeleri halinde ciddi sonuçlar verecektir. Onun programından, düşüncelerinden hareketle şunu söylemem gerekir. İzzet Begoviç, mutedil, ölçülü, felsefi ağırlığı olan bir politikacıydı. Siyasi düşüncelerinin tümünü felsefi değerlerle donatmış bir kişi olarak, daima karşılıklı görüşme ve diyaloğu en önemli unsur olarak düşünmüştür. Ön plana çıkardığı açık düşünceleriyle, inşa ettiği mantıkla, Boşnak halkına savaşı kazandırmıştır. İzzet Begoviç felsefi temelleri olan bir düşünürdü. Her şeyden önce ait olduğu Boşnak halkının varlığından oluşan ama Batı felsefesi denen düşünceyle uyumlu bir düşünce sistematiği vardı. Kanaatimce bu dünyadan göç etmesiyle açık ve net düşünceli bir düşünürü, manevi değerleri demir gibi sağlam bir evladını, çağdaş bir aydınını Bosna Hersek kaybetmiştir. O merhum olduktan sonra onun felsefi düşüncelerinin eksikliği duyuluyor. Çünkü siyasetçi her zaman vardır ama devlet adamı bulmak kolay değildir. Hülasa halkının evladı olan bir devlet adamıydı Aliya İzzet Begoviç. O her zaman hoşgörülü insandı. Bosna Hersek'te bir arada eşit haklarda yaşam için mücadele veren insandı. Fakat kişiliğine zıt, hayata onun gibi bakmayan kişilerden oluşmuş bir ortamda buldu kendini. Kuvvet dengelerine göre yapabileceğinden fazlasını yapmıştı. Mamafi tüm yaptıklarının neticesi, semeresi Bosna Hersek Devleti'dir. Öyle ki Bosna Hersek'te yaşayan halkların eşitliği için verdiği mücadelenin aynı zamanda kendi halkı içinde verilmiş olduğunu, kendi halkının hakları içinde yapılmış olacağını ilk anlayandır. Ondan ve yaptıklarından gurur duyuyoruz. En ağır savaş yıllarında onun özel kalemiydim. Demokratik Hareket'i birlikte kurduk. İlk program bildirisini ben daktilo ettim. Başkanlığı hakkında ne söyleyebilirim ki? Gideceği yolu, ideolojisini, inancını Aliya'nın yüreği seçti. O yol tespit edildikten sonra yoğun çalışmalar yaptı. Yapılacakların gerçekleşmesine bakışıysa hayalci değil, kesinlikle gerçekçiydi. Bundan başka çok temiz ve son derece inançlı, dindar bir insandı. Müslüman, demokrasiye inanmış, özgürlüğe, özellikle de seçme özgürlüğüne aşıktı. Çünkü ona göre seçme özgürlüğünü insanlara Allah verdi. Bu özgürlüğü kısıtlamaya kimsenin hakkı yoktu. Hayatın akışı içinde hangi insanın ne zaman bozulabileceğini, ne zaman düzeleceğini bilemeyiz. İnsanları yargılamak bize düşmez. Her insanın özgürlüğe hakkı vardır. Bu Aliya'nın ilk ve temel esasıydı. Peşinden de demokrasi geliyordu. Çok kişi çok bilir diye düşünürdü. Liderler mevcuttur ama düzenli olarak çok sayıda insana danışmak mecburiyetindedir. Ve çok kişinin düşüncesi doğru kararlara dönüşür derdi. Çocuklarıyla nasılsa işbirliği yaptığı kişilerle de öyleydi. Hiçbir şey için insanları asla zorlamaz, katı kurallar koymazdı. Kur'an'da bir ayet var. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın söylediği, Allah'ın rızasıyla sen onlara karşı iyisin.
Onlara karşı merhametlisin. Şayet öyle olmasaydın onlar senden kaçardı. Aliya'nın az sayıdaki halkı kendilerinden büyük, daha kuvvetli güçlere karşı koydu. Şayet o kaba ve sert mizaçlı olsaydı etrafındakiler kaçardı. Demokratik Eylem Partisi'nin ardından Bosna'daki Sırplar ve Hırvatlar da kendi partilerini kurdular. Sırplar, Saraybosna'lı bir psikiyatrist olan Radovan Karadžić'in önderliğinde SDS adlı Sırp Demokratik Partisi'ni oluşturdular. Hırvatların partisi ise aynı Hırvatistan'daki Hırvat Partisi gibi Hırvat Demokratik Birliği adını taşıyordu. 1990 seçimleri Bosna'da komünistlerin sonunu getirmişti. Aralık 1990'da yapılan seçimlerde 240 sandalyeli meclise İzetbegović'in Demokratik Eylem Partisi'nden 86, Sırp Demokratik Partisi'nden 72 ve Hırvat Demokratik Birliği'nden 44 parlamenter girdi. Cumhurbaşkanlığına getirilen İzetbegović, Bosna Hersek Parlamentosu'na devletin egemenliği ve topraklarının bölünmezliğinin ilanı için bir karar tasarısı sundu. Sırplar bunu asla kabul etmeyeceklerini, Büyük Sırbistan için çalışacaklarını açıklamaktan çekinmediler. Hatta çetniklerin başı Vojislav Šešelj, "Onları Anadolu'ya süreceğiz." diye tehditler savuruyordu. Rahmetli Aliya İzetbegović, son dönem tarihimizdeki karşıt fikirli simalardan kesinlikle en karşıt fikirlisiydi. Bir yanıyla devlet adamıydı, diğer tarafıyla halkının, boşnakların milli ve politik lideri. Bosna Hersek, multi etnik topluluk ve multi etnik devlettir. O halde devlet görevi milli liderlikle bağdaşmaz ilk bakışta. Doğrusu onun başına gelen buydu ve aynı zamanda hem biri hem öteki olmak zorundaydı. Bugün sorulan temel sorulardan biri, eğer onun rolünün objektif değerlendirilmesi yapılmak isteniyorsa bu ikisini tamamen bağdaştırmayı nasıl başardığıdır. Bosna Hersek'te devlet başkanı olacak kişi milli liderlikten feragat etmek mecburiyetindedir veya tersine milli lider olan kişi kolay kolay devletin başı olamaz. Çünkü diğer milliyet mensupları onu lider olarak kabul etmezler. Doğrusu bu iki görevin bağdaşmasını sağlamada Bosna Hersek'e saldıranların rolü büyüktür. Çünkü saldırının iki amacı ve de en az iki hedefi vardı. İlk amacı devleti yok etmek, kurumlarını tamamen yıkıp haritadan silmekti. Diğer taraftan saldırının ikinci hedefi de boşnakları, yani o zamanlar millet olarak addedilen Bosna Hersek'in sayıca çoğunluğunu temsil eden Müslümanları yok edip silmekti. Demek ki Bosna Hersek'e saldıranlar İzetbegović'in işini kolaylaştırmışlardır. O, halkının kaderini Bosna Hersek'ten ayrı tutmamıştır. Uluslararası tanınmış sınırları ve Birleşmiş Milletlerce tanınmış devleti saldırıya uğramış ve açıkça parçalanmış, diğer taraftan halkına yok olma kaderi biçilmişti. Onlara ya Sırp ya da Hırvat olarak kendilerini beyan etmek veya yok olmak reva görülmüştü. Buna izin vermedi ve bu yüzden Aliya İzetbegović tartışmasız milli liderdir. Diğer taraftan o günlerde o eğer bölünme isteseydi, imza atsaydı herhalde ülke bölünmüş olurdu. İzetbegović yönetimi Aralık 1990'dan Bosna'daki savaşın başladığı Nisan 1992'ye kadar dengeleri korumaya çalıştı. Çünkü Yugoslavya her geçen gün biraz daha savaşa doğru yaklaşıyordu. Bosnalı Hırvatlar da Bosna Hersek'in paylaşılmasından söz etmeye başlayınca ipler iyice gerilmişti. İzetbegović, ülkesinin sınırlarının meşruiyetinin 1878'de uluslararası bir zeminde tescil edildiğini, değiştirilmesinin mümkün olmadığını savunmaktaydı. 1991'in ikinci yarısında patlak veren Sırbistan-Hırvatistan Savaşı, Bosna'yı karar vermeye yönelten ilk ciddi hadise oldu. Cumhurbaşkanı İzetbegović, "Katillerle aynı çatı altında olamayız." diyerek bağımsızlığın ilk işaretini verdi.
izraz jednog načina mišljenja, jednog pristupa. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću.